Arkadaşlar herkese merhaba. 7. sınıfı bitirdiniz ve artık sizler birer sınav öğrencisiniz. Gelecek yıl sizleri zorlu ve tempolu bir süreç bekliyor. Kimilerinin gözünün şimdiden korktuğunun farkındayım. Eyvah ne yapacağız, nasıl yetiştireceğiz, çok konu var, ne kadar çalışmamız gerekiyor şeklinde bir sürü soru var aklınızda. Ama inanın ki dönem başladıktan sonra zaman su gibi akıp geçecek. Bir bakmışsınız ki ilk dönem bitmiş, arkasına ikinci dönem başlamış ve o da bitmiş. Ve en sonunda kendinizi sınavda bulacaksınız. Eğer ki gönlünüzü rahatlatırsanız, her şeyi sakin bir şekilde kendinizden emin adımlarla yaparsanız süreci çok daha kolay yöneteceğinizi sizlere söyleyebilirim. Burada bizlere en çok sorulan soru şu: hocam benim 7. sınıfta çok fazla konu eksiğim var. Bu LGS sürecinde beni etkiler mi? Şimdi bazı arkadaşlarımız bu soruya cevap olarak şunu söylüyor: neden etkilesin ki? Çünkü zaten LGS sadece 8. sınıf konularından oluşuyor. O yüzden de seni etkilemez diyorlar. Evet, burada şunu söyleyebiliriz: LGS sadece 8. sınıftan oluşuyor. Yani 5, 6 veya 7. sınıfın konularından sorular karşınıza çıkmayacak. Aynı zamanda şunu da söyleyelim: 7. sınıfın sonundaki karne notunuz da yine LGS'yi etkilemiyor. Çünkü sizler bir puan elde edeceksiniz ve liseye bu puanla yerleştirileceksiniz. Yani 6'dan 7'nin veya 8'in ortalaması sizleri etkilemeyecek. Ama şöyle bir şey olabilir: diyelim ki LGS puanıyla herhangi bir yere yerleştirilemediniz. O zaman yerel yerleştirme dediğimiz adrese dayalı tercih yapmamız gerekiyor. İşte o durumlarda da OBP, yani orta öğretim başarı puanı, yani karne ortalamalarınız sizler için önemli bir hale gelecek. Peki şimdi başa dönelim. 7. sınıf konularında eksiklerim var ama yine de LGS'de başarı olabilir miyim? Hayır, olamazsınız. Az önce söyledik aslında, LGS 8. sınıf konularından oluşuyor ama bizlerin eğitim sistemi sarmal eğitim dediğimiz bir sistem. Ne demek bu? Yani sizler 8. sınıfta bir konu öğrenecekseniz eğer, bunun temelleri daha önceki yıllarda atılmaya başlanıyor. İşte 5'te başlıyor, 6'da başlıyor, 7'de başlıyor ve siz 8'de o konuyu sonlandırmış oluyorsunuz. Bir örnek vereyim sizlere. Diyelim ki bu sene matematik dersinden cebirsel ifadeler konusunu gördünüz, değil mi? 8. sınıfta da cebirsel ifadeler ve özdeşlikler ünitesini göreceksiniz. Peki sizler cebirsel ifadeleri bu sene iyi anlayamadıysanız 8'de ne yapacaksınız? İşte burada önce yapmanız gereken şey temeldeki eksikliğinizi kapatmak. Yani 7'ye dair eksiklerinizi ve boşluklarınızı kapatmak olacak. Bu da sizlere emin olun ki bu zorlu ve tempolu süreçte hem enerji kaybettirecek hem de vakit kaybettirecek. Ve bu da bizlerin hiç ama hiç istediği bir şey değil. Çünkü zaten yeterince zorlu bir süreç. Sürekli koşturmalar, deneme sınavları, okul sınavları olacak. Yeni şeyler öğrenmeye çalışacaksınız. Böyle bir zaman kaybetmenizi istemiyoruz. O yüzden de işte yaz tatilleri bizler için çok ama çok önemli bir fırsat eksiklerimizi kapatmak noktasında. Siz de burada doğru bir çalışmayla eksiklerinizi kapatıp LGS'ye çok daha iyi bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Burada sizlere söyleyebileceğim en önemli şey kendinize bir program hazırlamanız. Program hazırlamanın öneminden sizlere her zaman bahsettik. Bununla ilgili daha öncesinde videolar çekmiştik zaten. Bunlardan programını hazırlamanız gerektiğiyle ilgili de tabii ki küçük tiyolar alabilirsiniz. Şunu söyleyelim, tekrar hatırlatmak istiyorum: programınız olmadığında mümkün değil ki başarıyı elde edemezsiniz. Çünkü ne zaman ne yapacağınızı bilmemiş olursunuz. Ve bu da LGS sürecini sizlere çok olumsuz etkiler. Programınızı hazırlayın ama bunun bir yaz tatili olduğunu düşünerek lütfen hazırlayın. Arkasından da bir konu listesi oluşturun. Ben 7. sınıfta ne öğrendim? Çalışma programını hazırlarken lütfen başarılı ve başarısız olduğunuz derse de bir ayırt ederek oluşturun bunu. Yani diyelim ki matematikte çok kötüyseniz, evet matematik daha fazla gün çalışmanız gerekiyor. Ama diyelim ki fen bilgisi dersinde çok başarılısınız, o zaman onu daha az bir güne de tabii ki yayabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Ama mutlaka şunu söyleyeyim: başarılı da olsanız, başarısız da olsanız tüm konuları tekrar etmeye ihtiyacınız var. Belki bir tek sosyal bilgiler dersine esneklik gösterebilirsiniz. Çünkü şimdiye kadar sizler sosyal bilgiler dersi gördünüz ama 8. sınıfla birlikte bu ders inkılap tarihi olarak değişmiş olacak. Yani bir örnek vereyim sizlere. Bu sene sosyal bilgiler dersinde meslek seçimi konusunu gördünüz. Ama LGS'de bu konudan sorumlu değilsiniz. Çünkü inkılap tarihine dönüşecek ve sadece 8. sınıftan sorumluyuz. İşte o yüzden de az önce de söylemiş olduğum gibi sosyal bilgileri tekrar etmede belki birazcık daha esneklik göstererek bu konuları es geçebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak hem kendi gelişiminiz için hem de LGS'de daha başarılı olmanız için sizlere vermem gereken bir diğer tavsiye de her zaman söylediğimiz kitap okumak. Bunu hem öğretmenleriniz hem aileniz sık sık size hatırlatıyor, biliyorum. Bazen bu kadar fazla söylendiği için bunaltıcı da olabilir ama bizler yine de sizlere hatırlatmak istiyoruz. Bolca vaktiniz var bu yaz tatilinde. Gününüzün tamamını ders çalışarak geçirin demiyoruz sizlere ama her gün mutlaka bir saat bile olsa kitap okumanız sizin Türkçedeki ve diğer tüm branşlardaki başarınızı artıracak. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizinle 7. sınıftaki konu eksiklikleriniz LGS sürecinde sizlere etkiler mi, bununla ilgili konuştuk. Sizlere etkileyeceğini düşünüyor musunuz?
muydunuz yoksa düşünmeyenlerden miydiniz? Lütfen bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.